Türkiye 2023 depreminden önce çok büyük bir depremi Aralık 1939'da yaşadı. 27 Aralık 1939'da Erzincan'da meydana gelen deprem 7.8 büyüklüğünde bir depremdi bu. Türkiye tarihinde son depremden sonra ikinci büyük can kaybına yol açan yaklaşık 33 bin kişinin ölümüne yol açan bir depremdi. Türkiye bu depremden sonra 1999'da büyük bir deprem yaşadı Gölcük ve civarında. Ve şimdi Kahramanmaraş ve Hatay ekseninde yaşanan deprem Türkiye tarihindeki, daha doğrusu yakın Türkiye tarihindeki üç büyük deprem. 1939 depremi Türkiye'yi 1939 kışında, Aralık ayında yakaladı Erzincan'da. Erzincan'daki bu deprem çok büyük kayıplara ve yıkıma yol açtı. Fakat bu depremin üzerine yazılanlar, bu depremin üzerine anlatılanlar aslında bize gerek 1999'da Gölcük'te yaşanan depremin, gerekse 2023 yılında Kahramanmaraş'ta ve Hatay ekseninde yaşanan depremin aslında önlenebileceğini, gerekli tedbirlerin alınabileceğini gösteriyor. Çünkü daha 1939'da depremin arkasından, ardından yapılan değerlendirmelere baktığımızda bunlardan birisi mesela 6 Ocak tarihinde dönemin Tan gazetesinde yayınlanan bir yazı bu. Yazının başlığı "Zelzeleye karşı ne gibi tedbirler almalıyız?" Profesör Hamit Nafiz Pamir tarafından kaleme alınıyor bu yazı. Bu yazıda aslında bizim 1999 depremi ve 2023 depreminden sonra televizyonlarda yer bilimcilerin, deprem bilimcilerin anlattıkları gerçeklerin çok önemli bir bölümünün özetlendiğini görüyoruz. Pamir bu yazısında Türkiye'nin bir zelzele ülkesi olduğunu anlattıktan sonra Türkiye'deki çeşitli fay hatlarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor ve bu bilgileri verirken de şunu vurguluyor: henüz elimizde yeterli detaylı fay haritaları olmamasına rağmen Pamir'in bu yazısında aslında iki büyük, yani Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattına ilişkin bilgileri şey yapıyoruz, görüyoruz. Bunlara biraz değineceğim, ancak Pamir'in yazısında çok ilginç bir anekdot da yer alıyor. Bu anekdot şöyle: depremden sonra dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Erzincan'ı ve çevresini ziyaret ediyor. Tabii deprem Erzincan'da, Tokat'ta şey yapıyor, etkili oluyor. Bu ziyareti sırasında, Tokat ziyareti sırasında İnönü şöyle bir soru soruyor: "Turhal'daki betonarme binalar zelzeleye dayandığı halde niçin Tokat'taki betonarme binalar zelzeleye dayanamadı?" Pamir'in yazısında buna ilişkin ilginç bir cevap buluyoruz. Bu da aslında bize tam anlamıyla kamunun ve bilimin, kamuculuğun ve bilimin depremin önlenmesindeki rolünü anlatıyor bize. Pamir şöyle diyor yazısında: "Tural'da betonarme olarak kurulan şeker fabrikası, Tural Şeker Fabrikası bu, yapılmadan evvel jeologlara müracaat olundu. Jeolojik tetkikler sonucunda zeminin çürük olduğu tespit edildikten sonra ona göre sağlam bir temel sistemi tavsiye olundu ve anlaşıldığına göre de bina bu sisteme uygun yapıldığı için zelzeleye, yani depreme dirençli çıktı." Şimdi yaklaşık 83 yıl önce görüyoruz ki bir, bilimsel uyarılara bilim kılavuz edilirse, ikincisi kamusal önlemler alınırsa, bir kamu işletmesi olan Tural Şeker Fabrikası'ndaki Tural Şeker Fabrikası yıkılmadığı halde çevredeki, Erzincan'daki, Tokat'taki çevredeki çok sayıda bina yıkılıyor ve on binlerce insan yaşamını kaybediyor. Dolayısıyla aslında biz bugün 99 depreminde, 2003 depreminde konuştuğumuz konuların aslında neredeyse bir 100 yıl önce konuşulduğunu bu yazıdan anlıyoruz. İlginç bir biçimde bu yazıda Profesör Pamir
ülkemizdeki tektonik hatları tarif ediyor ve bunları tarif ederken de bugün bizim hepimizin aşağı yukarı ezbere bildiği Saros Körfezi'nden çıkıp Marmara Denizi'nden, Mürefte'den, Marmara Adaları'nın güneyinden İzmit Körfezi'ne giden hattı, oradan da Bolu ve Gerede'ye uzanan hattı anlatıyor bize ki bu hatta biliyorsunuz 1999'da iki büyük deprem oldu. Gölcük ve Düzce depremleri oldu ve bu hattaki depremlerin aslında bir üzerinden fay geçmeyen İstanbul için de çok büyük etkileri olduğunu bu yazıda görüyoruz. Yazıda ilginç bir başka tespit şu. Aynen şöyle diyor Profesör Pamir bu yazısında. Diğer bir fay hattı Maraş'tan başlar. Suriye'den Şeria Vadisi'ne, Kızıldeniz'e geçer ve Afrika'nın doğusuna kadar uzanır. Maraş'ta bu itibarla çok tehlikeli bir yerdir diyor. Mesela bu hat üzerinde bulunan Antakya çok şiddetli zelzeleler görmüş bir yerdir. Bunu depremden, bugün yaşadığımız depremden 83 yıl önce, üstelik de henüz detaylı fay haritalarına sahip olmadığımız bir dönemde söylüyor dönemin bilim insanları. Ve şunu söylüyor, Türkiye bir deprem ülkesidir diyor. Bu jeolojik tespitler yapıldıktan sonra o zaman binaların kurulacakları yerlerin temel zeminleri, etütleri mutlaka buna uygun seçilmeli ve zelzele olan memleketlerde olduğu gibi bir inşaat tipini seçmeliyiz. Depreme dirençli, depreme mukavim diyorlar o zaman. İnşaat tiplerini tercih etmeliyiz diyor. Ne zaman 83 yıl önce Tan gazetesinde yayınlanan, 6 Ocak 1940'ta Tan gazetesinde yayınlanan bir yazısında. Dolayısıyla bilim ve kamuculuk aslında depremin bir felakete dönüşmesini önleyecek temel araçlar. Tarih bilgisinin bize sağladığı avantaj şudur. Tarih bilgisi geçmişin bilgisini bilmemiz yanında geçmişle bugün arasındaki bilgiyi de bilip değerlendirme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla tarih bilgisi bize geçmişin bilgisi ışığında, arada yaşanan dönemin gelişmeleri ışığında bugünü kurma imkanını veriyor. Dolayısıyla Erzincan depremi sırasında yapılan bu uyarılar dikkate alınsaydı pekala hem Marmara Denizi etrafındaki depremler hem de bugün Doğu Anadolu fay hattında yaşanan depremlerden on binlerce can kaybının önlenmesi mümkündü. Aynı gazetede ilginç bir yazı daha var aynı gün. Çünkü depremden sonra dönemin gazetelerinde ayrıntılı haber ve yazılara rastlıyoruz. Bu yazı da gazetenin baş yazarı, Türkiye'nin tanınmış aydınlarından Zekeriya Sertel'in imzasını taşıyan bir yazı. Zekeriya Sertel'in yazısı bu sefer deprem sonrası alınacak önlemler üzerine bir değerlendirmeyi anlatıyor bize. Sertel bu yazısında 1 Eylül 1923'te yani günümüzden 100 yıl önce Japonya'da meydana gelen bir depremin sonrasında yapılanları anlatıyor. Bu deprem aletli deprem dediğimiz yani aletlerle ölçülen depremlerin 1900 yılından bu yana en büyük ölüme yol açan 6 depremden birisi. Bu depremde 100 binden fazla insan yaşamını yitiriyor ve 695 bin evde yıkılıyor. Tokyo ve Yokohama'da etkili olan 7.9 büyüklüğünde bir deprem bu. Yani günümüzden 100 yıl önce gerçekleşiyor bu deprem. Zekeriya Sertel Erzincan depremi yaşanınca Japonların 1923 depremi sonrasında yaptıkları kurtarma ve arama çalışmalarını değerlendiriyor ve bunlardan ders çıkarılması gerektiğini söylüyor. Sertel yazısında başkalarının tecrübelerinden ders çıkarmak gerekir diyerek Japonların 1923 depremi sonrasında henüz tabii 1920'li yıllarda Japonya'da bugünkü kadar bilimsel teknolojik gelişme olmadığı için depremlerde ölümlerin bu kadar azalması söz konusu değildi. Şimdi biliyoruz ki mesela şu anda Japonya'da bırakalım 7.9'u 8 ve 9 büyüklüğünde depremlerde bile çok az insan yaşamını kaybediyor. Ya çok hiç ölüm yaşanmıyor ya da çok az insan yaşanıyor. Fakat o dönemde bu depremde çok ciddi bir can kaybı oldu. Fakat Sertel yazısında Japonların deprem sonrasındaki
almış oldukları önlemleri yapıyor ve deprem sonrası yardım, sağlık, barınma meselelerini nasıl çözdüklerini detaylı bir biçimde Japon kaynaklarına dayanarak şey yapıyor, ifade ediyor. Burada çok ayrıntılı olarak yazıda da belirttim. Bir yardım komitesi kuruluyor. Bu yardım komitesi derhal harekete geçiyor. Buna bağlı alt komiteler kuruluyor. Bütün ordu ve polis teşkilatı buna bağlanıyor. Belediyeler su temini ve barakalar, geçici barakalar inşa etmeye şey yapıyor, yöneliyor. Yine gıda ve yiyecek işini çözmek amacıyla yerel hükümetlerle merkezi hükümet arasında bir koordinasyon kuruluyor. Deprem bölgesindeki bütün trenler, kamyonlar, otomobiller, arabalar bu yardım komitesinin emrine tahsis ediliyor ve buradan başka yerlere, yani deprem bölgesinden nakledilmesi gerekenler bu araçlarla şey yapılıyor. Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı zelzele bölgesine, deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli ihtiyaçları hükümetin kontrolüne sevk ediyor. Kızılay Teşkilatı, bizdeki karşılığı Kızılay ama şimdi tabii Kızılay'ın son halini görünce tabii Kızılay adını anmak bile artık çok insanın yüzünü kızartıyor. Bütün Kızılay Teşkilatı, bütün hükümet hastaneleri ve tıp fakültesi öğrencileri şeye gönderiliyor, deprem bölgesine gönderiliyor. Hastaneler ve şeydeki çevredeki binalar, kamu binaları, hatta mabetler depremzedelere tahsis olunuyor ve yardımlar merkezi bir biçimde Milli Yardım Komitesi'nin emriyle yapılıyor ve bunun sonucunda da diyor ki Zekeriya Sertel, 200 binden fazla depremzede bölgeden kısa sürede taşındı bu süre içerisinde ve 15 gün içerisinde de 2 milyondan fazla insan, deprem açıkta kalan 2 milyona yakın insan barınma imkanına kavuşturuldu. O depremin 15 gün sonrasında sadece depremden etkilenen 80 bin kişinin henüz yardım alamadığını söylüyor. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki bir depremden önce yapılması gerekenler bilimsel kurallara uygun bir biçimde yapılırsa, kamusal düzenlemeyle yapılırsa, deprem sonrasında kamu bütün olanaklarını seferber ederse bir depremi önlemek, daha doğrusu depremin, doğal bir olay deprem, depremin felakete dönüşmesini önlemek mümkün. İkincisi, deprem sonrasında da yaraları sarmak ve depremin tahribatını en aza indirmek mümkün. 1940'lar, yani tarih, arşiv bize gösteriyor ki aslında bugünkü büyük felaket gerekli tedbirler alınsaydı, bilime kulak verilseydi, kamuculuk uygulansaydı, kamusal önlemler uygulansaydı ne 99 depreminde ne de 2023 depreminde bu çapta bir can kaybı yaşamayacaktık ve çok daha küçük etkilerle bu depremleri anlatmak mümkündü. Dolayısıyla tarihin ve bilimin ışığında şunu söylemek kesinlikle mümkündür. Bu büyük felaket kesinlikle önlenebilirdi. Göz göre göre geldi. Önlem alınmadığı için geldi ve zamanında ve yeterince müdahale edilmediği için bu sonuçlara yol açtı.